2001 yılı kriz senesiydi. 19 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmış, kriz patlamıştı. Esasen ekonomik kriz çoktan yola çıkmış geliyordu da kitap fırlatma işin bahanesi oldu. Bir sene önce Ecevit'in ön ayak olmasıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'in ismi Cumhurbaşkanlığı için önerilmiş, 5 parti evet demişti. Çok geçmeden hepsi buna pişman oldu. 2001 ve 2002 yılları sancılı yıllardı. Önce ekonomi çöktü ardından ülkenin başbakanı haftalarca hastanede yattı. Taburcu olduktan sonra da eski sağlığına bir daha kavuşamadı. 2002, 4 Mayıs günü Ecevit Başbakanlık'ta çalışırken rahatsızlandı. Mehmet Haberal'ın başında olduğu başkent hastanesine kaldırıldı. Ertesi gün taburcu edildi, evinde istirahate çekildi. Günlerce çıkmadı. Spekülasyonlar aldı başını gitti. Doyurucu bir açıklama yapılmadı. Medya Ecevit'in evinin yakınında kamp kurdu. 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Sezer eşiyle Ecevit'leri ziyaret etti. Devlette de işler yolunda gidiyor mesajı vermek için buna haftalık olağan görüşme denildi. O günlerde Habertürk'te editörüm, internet sitemiz ortalığı sallıyor, gelen her kulis haberi manşetten patlatıyoruz, Böyle bir hareketli dönem. Sezer orandan ayrılırken başbakan nasıl sorularını iyi gördüm gibi laflarla geçiştiriyordu. Gazetecilik böyle anlarda belli olur. Habertürk'ün Ankara temsilcisi Taki Doğan bugün bile kulaklarımda olan şu tarihi soruyla olayı bitirdi. Efendim başbakan uzanıyor muydu oturuyor muydu? Sezer'in uzanıyordu cevabıyla manşet çıkmıştı. Nitekim Ecevit 17 Mayıs'ta tekrar hastaneye kaldırılacak, bu defa daha uzun kalacaktı. Seçimlere iki yıl vardı ama durum artık sürdürülebilir değildi. Temmuz ayı ortasında koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli erken seçim çağrısı yaptı ve dediği tarihte 3 Kasım'da seçim oldu. Hasta başbakanın sağlığı bir anda gündemden düştü, AKP'li yıllar böyle başladı. Türkiye bugün siyasi ve iktisadi olarak 2002 yılının çok çok gerisinde. O yıl enflasyon tüketici fiyatlarında %30'un altına düşmüş, ekonomi 10 yılı aşkın bir süre devam edecek çıkış trendine girmişti. Şimdi daha net görülüyor ki iktidara kim gelse bunun ekmeğini yiyecekti. Yapısal tedbirler alınmadığı için 2013'ten itibaren her şey baş aşağı gitti. Cumhuriyet tarihinde bir ilk üst üste 7 dönem kişi başı milli gelir geriledi. 2013'te 12582 dolardı. 2020'de 8597 dolar oldu. Sistemi ve yasaları rafa kaldıran tek adam rejiminin ülkeye faturası çok çok ağır oldu. Uzatmayacağım. Sürecin 2002 ile tek ortak noktası iktidar ortağı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli. Herkesin kulağı onda acaba erken seçim çağrısı yapar mı diye kaldı ki önümüzdeki Ekim Kasım ayına kadar böyle bir çağrıyı yapmasını beklemiyorum. Ankara kulislerinde Erdoğan'ın daha fazla yıpranmadan ve enerjisini yitirmeden ilkbaharda baskın seçim yapabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ama değerlendirilen bir başka konu var ki bu öyle kulaktan kulağa bile fısıldanmıyor. 6 ay içinde bir vefat ihtimali